Şimdi benim bu resimlerimde olan her şey aslında benim daha çocukluğumdan beri olan şeylerin dönüşümlerinden ibarettir. Yer, gök, bulut, ağaç, taş, sonsuzluk. Bunların hepsi, başka bir şey yok benim resimlerimde. Ama bunların hepsi değişiyor. Değişiyor ama gene şey, ağaç, gene bulut, gene gök. Ama bu sefer bildiğimiz gök olmaktan çıkıp düşünülmüş, tasarlanmış, kavram haline gelmiş gök halinde ortaya çıkıyor. Ben bir sanatçının veya şairin kendi özgün imgeleri olması gerektiğini hep söylüyorum. O zaman sanatçı özgündür. Bir figürü, ister bir kadın, ister bir erkek, kim olursa olsun, onu oraya koyduğumuzda o figür karşısındaki kişinin, bakan kişinin ona yükleyeceği bir anlam ya da hisle birlikte bir anlam kazanır. Yoksa o bir kadavradan ibarettir. Ben çevresel sorunlarla ilgili düşüncesiyle resim yapmıyorum. Ben dünyayı yaptığım zaman zaten çevre sorunları ortaya çıkıyor. Hiçbir şeyi kavga etmeye gerek yok. Ama her şey için kavga etmeye hazır olmamız lazım. Ne yazık ki. Sadece doğduğumuz, zaman geçirdiğimiz yerler değil, doğduğumuz aile, zaman geçirdiğimiz insanlar, içinden ister zihinsel ister pratik olarak dolaştığımız, gezindiğimiz kültürler, coğrafyalar, bütün bunlar hepsi etkiler. Fakat beslenme kaynaklarına hangi kültürle, hangi bakış açısıyla bakıyorsanız o kaynak kaybolur ama o kaynağı derinden hisseden birisi orada o sıcaklığı hissedebilir. Zaman içerisinde sanatın gelişmesi lazım. Yaşadığınız halde unutuyormuş gibi gözüküyor olsanız dahi onlar sizin modada, resimde, edebiyatta, hatta mimaride. Bütün bunların içerisinde bir şeyler alırsınız gerçek sahici bir mimarsanız ya da sanatçıysanız. Herhangi bir ressam ile sanatçı arasında büyük fark vardır. Ressam gördüğü ufuk çizgisini ifade eder ve onun dışına pek çıkamaz. Biraz aşağı indirir, biraz yukarı çıkarır. Ama sanatçı olmaya gittiğinizde artık fiziki ufuk çizgisinden çok kültürel ufuk çizgisi ortaya çıkar. Sanatçı olmayı şu tarihte dediğim değil, belki karar verdiğim zaman ben sanatçı olduğumu söyleyebilirim aslında. Çünkü karar vermek bile bazen sanatçı olmak için çok temel bir şeydir. Ben karar verdiğimde daha ilkokuldu. O da ressam olacağım falan dememiştim. Doğrudan doğruya resim yapıyordum. En zevk aldığım bir şeydi o. Sanatçı olarak çağın sanatçıdan beklediği taraflar var. Bu taraflar hem iyi bir şeydir, seni dizayn eder, yeniden düzenler, hem de kötü bir şeydir, piyasada mı olursun.
kim geleceğe kalacak? Kimin gelip gelmeyeceğini, kalıp kalmayacağını önce sanatçının kendi tutumu belirler. Kendi kararı değil, kendi tutumu. Ondan sonra da içinden geçiyor olduğu çağ ve sanat tarihi belirler. Sizin resminizin 20 sene, 30 sene sonra ne olacağını siz o anda vermiş olduğunuz kaliteyle çözersiniz. Çünkü bir şekilde malzeme bilgisi de tarih içinde sürekli değişiyor. Önüne gelen malzemeyle çalışamazsınız. Çalışırsanız da sonucuna razı olursunuz, kalıcı olmaz. Belli bir çalışmayı sağlamak için dürtü çok önemli. Sanat da biraz hem fikir, hem form üretimi, hem içerik, kavram üretimi olduğu için onların ne zaman olacağını belki biraz da içinden yaşıyor olduğumuz tarih belirler. Resimlerimi çalıştırırken katman katman hep çalışırım. Yani birinci katman kuruyacak. Ondan sonra üzerine çalışmaya devam edeceğim. Sonra o kuruyacak, ondan sonra üzerine devam edeceğim. Çünkü kurumayacak olurlarsa benim iradem dışında boyalar kendi kendilerine ilişkiye giriyorlar ve o ilişki bambaşka yollara doğru gidiyor. Boya, malzeme, resim çalışma. Resim çalışırken resim malzemeleriyle yapmıyoruz ki. Ruh var, zihin var. Benim 12 tane çocuğum var. En çok sevdiğin hangi çocuk dediğinde birisini söylersen öbürlerin kalbi kırılır. Fakat en çok sevdiğiniz, en çok istediğiniz olmayabilir. Hiç sevmediğiniz en çok istediğiniz olur ama 60 yıl geçmiştir aradan. Çünkü bunu bilmiyoruz. Galiba başyapıt kavramlarının bile zaman içinde değişiyor olması lazım. Birbiriyle hiç ilgisi olmayacak çalışmayı sanıyorum 3-4 yıldan beri, 4-5 yıldan beri sürdürüyorum yani. İşte mesela bu resimleri yaparken daha belki de dikkatli olmaya, planlamaya falan çalışırım. Ama bu resimleri yaparken daha rahat hareket ederim. Çünkü aslında belki resim de yapmak istemiyorum da özgür davrandığım için o resimleri yapıyorum. Yani resim yaparken özgür olmak ayrı bir şey, özgür olduğun için resim yapmak apayrı bir şey. Ben genellikle sıcak renklerle çalışırım. Fakat boyaları almışız, yazık orada bomboş duruyor. Bu sefer onlarla resim yapmaya girişiyorum. Ne yapacağınızı bilmek, buna inanmak
ve ondan sonra her şeyi ona organize etmek. Bir kere yatırımın en güzel başlangıcı bu. Sanatı sanat yapmak için yapmadım. Çünkü sanatı kendimi geliştirmenin bir aracı olarak da gördüm. Aşkın bittiğini anlarsınız. Ama cesaret edememiş olabilirsiniz. Her aşk biter. Her resim biter. Bir resim 20 yıl sonra müdahale edeceğiniz bir şey olabilir. O önlenemez bir şeye dönüşür. Hatta bazen kazaya dönüşür. O resmi bozarsınız. Onun için burada yıl önemli değil. Yaşayan bir ruha, yaşayan bir zihne sahip olup olmamak meselesi bence çok önemli. O zaman böyleydi ama şimdi böyle. O zaman bunu beğeniyordu ama şimdi bunu beğenmiyor ya da yeterli görmüyor. O zaman gerçekten o bitmişti. Bir doğal ışık vardır, bir de insanın kendi içindeki ışık vardır. Ben de bir de zihnimdeki ışık var. Hangi ışık olursa olsun sonuçta görene, bakana belli bir etki yapmayı amaçlayan bir şeydir. Işık ve gölge aslında resimde en tarihi, en kadim bir değer yargısıdır. Ben ilk başlarda tabii ki bir yan sıkıntılar yaşadım. Bir şey yaşıyorsunuz, bir şey hissediyorsunuz, bir şey biliyorsunuz. Ama sizin bildiğiniz gibi tuvalin yüzeyine geçtiğinde o etkiyi yapmıyor. Halbuki sanat bizim alanımız için söylüyorum. Form üretmektir. Nedir o form? Yani nedir? Nefretin formunu üretiyorsunuz. Bir duygunun formunu üretiyorsunuz. Ya da bir kelimenin formunu üretiyorsunuz ama bu birebir o değil. Çünkü ekmek dediğimizde ekmeğin formu belli. Ama siz ekmekle ilgili bir resim yaparsınız ama ekmeğin formunu göremezsiniz. Belki de o açlık açlığın formunu yapmıştır. Bulut bir de ağaç. Bu ikisi belleme yerleşmiş durumda. Ama artık ben bulut resmi yapmıyorum. Bulutun kavramsal olarak benim zihnimde oluştuğu bir biçimini yapıyorum. Benim karşıyla ilişkim yok, kendimle ilişkim var. O da şudur. Şimdi bir asan böyle yapar. Bakın. Bu bilek böyle böyle yapıyor. Bir asan böyle yapar. Yüzeye göre. Ben böyle olmak istiyorum. Böyle olmak istiyorum. Niye? Çünkü dünyanın ne kadar büyük olduğunu hisseden, düşünen ve dünyayı o çap içerisinde hissettirmeye çalışan olduğumuzda bunu şu kadarcık bir kağıt üzerinde ya da o kadarcık bir yüzey üzerinde hissettiremezsiniz. Büyük bilimsel buluşlar dünyayı fethetmene yol açar. Büyük akıllar, büyük ruhlar, büyük ütopyalar. Ben oraya yakınım.
Ne kadar büyük yaptım onu da bilemiyorum. İşte sonuçta kapımızdan girecek kadar büyüklük bahsettiğimiz şey.